Deneme tahtasından selam merkeze. İstanbul'a döndüm. Yol boyunca gittiğim arkadaşlarla çok güzel böyle sohbetler çekmiştik. Ve sağ olsun Deniz'le bugün fotoğraf çekmek için buluştum. Ve kamera arkasında da Ali'ye var. Dur şöyle göstereyim. Bakarsın Ali'ye de o da bir Pakistan mağduru diyeyim. Aslında burası Pakistan mağduru, burası Pakistan sevdalısı diyebiliriz yani. Ya ben Pakistan'da hiç mağdur olmadım. Tek bir konuda mağdur oldum. O da pasaportumun renginden dolayı, yeşil pasaport kullandığımdan dolayı. Girerken vize istemiyorlar yeşil pasaporttan. Ve her polis durdurmasında vesairede filan senin niye vizen yok? Ya vize istemiyorlar filan. Bir yerlere telefon açıyorlar, telsiz konuşmaları, yarım saat, bir saat bizi alıkoyuyorlar ama nasıl bir alıkoyma? Böyle izzeti ikram şeklinde, karnımız açsa yemekler falan geliyor, içecekler falan. Tek sıkıntım oydu. Onun dışında muhteşem ötesi bir Pakistan gezim oldu. Bu arada ben motosikletle gitmedim, sırt çantalı olarak gittim. Tabii, farkımız da burada. Bu ciddi bir fark. Çünkü ben Erkin'in videolarını falan izledim, Pakistan videolarını. Cidden bir eziyet çekmişler. Bizde tabii öyle bir şey olmadı. Gayet güdük gülistanlık, Pakistan'ın bütün misafirperverliğini yaşamış olduk. Ben geçen sene 2019'da tam Kurban Bayramı zamanı gittim. İşte Ağustos'un 10'ları filandı yanlış hatırlamıyorsam. Yanıyordur değil mi? Deli gibi yanıyor, cayır cayır yanıyor. Ama bir önceki sene de Hindistan'a gitmiştim. Hindistan'dan farkı daha az nemli bir ortam olduğu için öyle deli gibi sırılsıklam sucuk gibi terlemedik. Evet çok sıcaktı ama kabul edilebilir bir sıcaktı. Ve üzerimizde bu tür ceketler falan olmadığından dolayı bize pek fazla koymadı açıkçası. Peki abi ben en çok aklıma şey kaldı, bu couchsurf'le gezdim dedin yani. Couchsurf evet. Normalde Avrupa'da insanlar böyle kullanıyor. Çok şaşırdım Pakistan'da. Bir couchsurf nedir bilmeyenler için onu da anlat abi önce. Couchsurfing insanları seven, turistleri seven, yabancıları seven insanların evlerini onlara açtığı bir platform. Tabii şu an pandemiden dolayı Couchsurfing'e giriş ücretli olduğu için merak eden arkadaşlar girip baktıklarında pek bir şey göremeyecekler. Ama paralı olmadan önce ya da şu an paralarını ödeyip Couchsurfing'e girerlerse halen insanlar pandemiye rağmen evlerini açmakta, insanları ücretsiz olarak ağırlamakta ya da ağırlamasa bile organizasyonlar düzenleyip, mitingler düzenleyip onlarla buluşup şehri vesaire dolaşıyorlar, fotoğraf etkinliği yapıyorlar, motosikletle geziyorlar. Böyle çok güzel bir ortam. Tabii onda da bazı dikkat edilmesi gereken hususlar var. Onları da başka bir şeyde anlatırız mutlaka. Hırsızlık gibi falan mı? Başka şey bırakmıyor. Bir daha ben bir kere kullandım. O da Pakistan'da kullandım Couchsurfing'i. Couchsurfing'in bir puanlama sistemi var. Mesela siteye kayıt olduktan sonra belli bir ücret ödedikten itibaren sana farklı bir statü veriyorlar ve güvenilir kişiler oluyorsun. Kaldığın kişiler ya da sende kalan kişiler senin hakkında yorum yapıyor. İşte evde temizliği, gürültü yapmadı, sigara içmedi vesaire filan. Bu şekilde senin hakkında yorumlar yapıyor. Sen onlar hakkında yorumlar yapıyorsun. O yorumlara bakarak bu insan evet ya tamam düzgün insandır, başımıza bir iş gelmez, böbreği kaptırmayız deyip onların evinde rahatlıkla kalabiliyorsun. Biz Pakistan'da İran tarafından yani batıdan girdik. Orası çok sıcaktı ve çok tenhadı. Yolda benzinci yoktu, kapalı su yoktu. Yani asıl Pakistan'ın sıkıntı kısmı orasıydı. Sen doğu kısmına gittin değil mi? Hangi şehirlere gittin? Ben uçakla İslamabad'a indim. Başkente indim. Zaten İslamabad sonradan yapılmış olan bir şehir. Herhangi bir tarihi özelliği vesaire falan yok. Modern sayılabilecek bir şehir. Biz Pakistan'da işte ikinci şehir olarak Peşaver'e geçtik. Bu arada bütün şehir değiştirmelerimizi trenle yaptık. Ülke İngiliz sömürgesi olduğu için zamanında ciddi anlamda her yerleri tren ağlarıyla örmüşler. Otobüs vesaire filan kullanmanıza gerek yok. Trenle istediğiniz her yere gidebiliyorsunuz. Sadece 2-3 gün önceden biletinizi alırsanız yer bulmama gibi sorunla karşılaşmazsınız. Trende yaşadığın maceralar oldu mu abi? Ya tren... Ben annem benim Devlet Demiryolları'ndan emekli olduğu için bende müthiş bir tren aşkı var, sevgisi de değil. Yani imkan olsa ben Pakistan'dan İstanbul'a kadar trenle gelebilecek kapasitede bir insanım. Öyle seviyorum treni. Trenler özellikle turistler için çok güvenli bir ortam. Zaten bütün vagonlarda ikişer tane Kaleşnikovlu güvenlik görevlileri var. Artı siz trene bindikten sonra oranın gizli güvenlik MIT'i diyeyim, tam ismini bilmiyorum.
bir ajanla bir polis gelip senin pasaportunu alıyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar, pasaportun fotoğraflarını çekiyorlar ve eğer kompartıman dolu ise kompartımanı boşaltıyorlar. Biz en son işte 6 kişilik kompartımanda 2 kişiydik. Diğer 4 kişiyi başka bir yere yerleştirdiler. Bizim daha rahat seyahat etmemizi sağladılar. Bir de tam bayramın ikinci ya da üçüncü günü hatırlamıyorum. Trende yaklaşık bir 14-15 saatlik sürecek yolculukta ihtiyaçlarımızı gardan alırız. İşte su, yiyecek, sigara vesaire filan. Fakat gara gittiğimizde oradaki büfelerin tamamen kapalı olduğunu gördük. Etrafta da alışveriş yapabileceğimiz bir yer yoktu. İşte o telefonla fotoğrafımızı, pasaportlarımızın kaydını alan kişiye dedik bizim böyle böyle ne suyumuz var ne yiyeceğimiz var. Dedi hiç sorun değil dedi siz bana bir liste verin dedi. İşte yaklaşık 80-90 kilometre sonra tren bir istasyonda duracak. Orada sizin bütün ihtiyaçlarınızı getireceğiz. Hakikaten de tren bir saat sonra durdu. Bir tane Kaleşnikovlu görevli geldi. Elinde iki tane poşet. Sular, çaylar, kahveler, yiyecekler, sigaralarımız vesaire filan dedi. Borcumuz ne kadar? Para yok dedi. Siz bizim misafirimizsiniz dedi. Bu çok tuhaf gelmişti bana Pakistan'da. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Artık ben birçok yerde mesela su aldığım zaman, yiyecek aldığım zaman parayı verip kaçıyordum. Restoranda yemek yiyoruz, hesabı ödeyeceğiz. Yan taraf hesabınızı ödedi falan şeklinde hiçbir elimizi cebimize attırmadılar. Böyle güzel bir misafirperverlik, insanı seven bir yapıları var. Tabii Ali'ye pek bunları yaşamadığı için... Birazdan ona geliriz. Yani. Bir de Büyükelçilik seni aramıştı. Ha evet, mail attılar bana. Soğuk bu arada, elim titriyor. Ben Pakistan videoları falan çekip YouTube'da yayınladıktan sonra Pakistan Büyükelçiliği bana bir mail attı. Mailde şey diyor işte, Büyükelçimiz sizinle yarın saat 4'te görüşmek istiyor. Ya ben İstanbul'dayım, Büyükelçilik Ankara'da, tekrar geri dönüş yaptım dedim. Yani İstanbul'da bir yetkiliyle görüşeyim falan. Bir cevap gelmedi ama Ankara'da olsaydım bu bir görüşmemiz olacaktı mutlaka. Hatta ben de Pakistan tecrübelerimi anlatırım. Belki 3 bölüm haline gene bir video olur ama ya biz doğudan girdiğimiz için böyle sürekli asker kontrolüyle ve çok can sıkıcı olmuştu. Hiç asker kontrolüse eşlik eden falan yok muydu? Hiç, otelden dışarı çıkamıyorduk. Çünkü. Yok, hiç olmadı. Yalnız Peşaver'de Karkano Bazar'a gittik. Peşaver'de şeye yakın, Afgan sınırına çok yakın. Biz tabii iki fotoğrafçı yürüyoruz, fotoğraf çekiyoruz falan. Bir süre sonra polis durdurdu bizi. Dedi buradan ileri gitmeniz güvenliğiniz açısından iyi değil dedi. Müsaade etmeyeceğiz dedi. Dedim siz gelin bizle gidelim, biz merak ediyoruz. Biz de gelmeyelim dedi. Bizi oradan geri çevirdi. Böyle bir şey oldu. Ama hiçbir şekilde ne otelde ne başka bir yerde bize polis, eskort vesaire falan eşlik etmedi. Ama sürekli takip edildik. Onu hissettirdiler bize. Peki pislik konusu abi. Çünkü Pakistan ve Hindistan, Hindistan'ın bir kısmı ama Pakistan'ın çoğu çok fena bence. Hindistan'da ya aslında aynı kültür, aynı insanlar. Fakat Hindistan'dan tek farkı yollarda başıboş dolaşan inekler olmadığı için bir rahatlık var. O inek pislikleri vesaire falan yok. Onun dışında hiçbir fark yok. Evet, Pakistan'da temiz değil. Bir de biz Lahore'a gittiğimiz, özür diliyorum, Karachi'ye gittiğimiz zaman 2 gün, 3 gün öncesinde ciddi bir muson yağmurları yağmış. Her yer çöp içerisindeydi, her yer çamur içerisindeydi ve bu yağmurlarda ciddi insanlar da, ciddi ölümler de gerçekleşmiş. Böyle bir pisliği vardı Karachi'nin ama onun dışında Hindistan'dan daha temiz diyebilirim. Bir daha bir rotası seyahat diye sırt çantalı bir gezgin var. Onun bir tane videosuna denk gelmiştim. O Karachi'ye gitmiş ki dünya çok sağlam gezen birisi. Karachi dünyadaki bana en zor şehir geldi dedi ve orada korktum. Çok şaşırdım ben. Yani. Ben çok şaşırdım. Yani Mehmet birçok yerlere gitti. Amazon'a gidip maymun yemiş insan. Evet. Karachi'de yedikleri yemekten sanırım midesini bozmuştu. Ben 2000 yılında bir mide kanaması geçirdim. Yanımda mide ilaçlarım olmadan dolaşamayan bir insanım. Ne Hindistan'da ne Pakistan'da o ilaçlardan bir tane bile almadım. Ne ishal oldum ne başka bir rahatsızlığım oldu. İshal olabilir ama şehir olarak
Karachi, Lahore hani Pakistan'ın en kolay şehirleri. Evet, evet, çok. Bile dünyanın en zor şehri deyince bunu şu yüzden diyorum. Gezginlerin bazen çok abartılı hikayeleri oluyor. Yani gidip görmeden evet, insan bilemiyor. O yüzden gidin diyorum herkese. Ya, zaten bir yere gitmeden önce şey yapıyoruz. Plan program yaparken daha önce gitmiş olan insanların tecrübelerini okuyoruz, dinliyoruz filan. Fakat gittiğimiz zaman bazılarının ya da birçoğunun tam tersi olduğunu da görebiliyoruz. Mesela biz Pakistan'da ya da Hindistan'da hiçbir şekilde şey görmedik. Taciz olayı vesaire filan çok fazla oluyor dendi. Bize hiç öyle bir şey denk gelmedi. Belki bize denk gelmedi ya onlara o gün denk geldi. Ama bir şey böyle kötü bir istenmeyen bir şey denk geldiği zaman insanlar biraz abartarak da anlatabiliyor. Sonra şunu da sorayım. Ben Pakistan'a 2 yıl önce gitmeden önce Türk lirası karşısında değer kaybeden tek para birim Pakistan. Gülüyor ama ağlanacak halimize bazen. Pakistan ucuz mu? Yani bize yine çok ucuz gelmedi. Ben çok daha ucuz bekliyordum. Çünkü bizim gittiğimiz bölgede benzinci yoktu. Dışarıdan satın alıyorsun. Şehirde bir tane otel var. Sana istediği gibi zaten sokuyor diyeyim. Yani İran kısmı, yani Pakistan'ın İran'a yakın kısmı ve Hindistan'a yakın kısmı da ikiye ayırabilir sanki. Pakistan çok ucuz. Biz bir kere otelde kaldık. O da şeyde, Peşaver'de kaldık. Gecelik iki kişi bir odaya 25 dolar civarı bir para ödedik ve iyi bir oteldi. Yani bölgenin iyi bir oteliydi. Kalınabilecek tarzda bir oteldi. Yemekler ciddi anlamda çok ucuz. Bir kilo eti bugünkü parayla 50 liraya falan yiyebiliyorsunuz. O zaman 35-40 liraya yiyebiliyordunuz. Sigara çok ucuz. Zaten şu da var. Birçok yerde hesap da ödemiyorsunuz ama ciddi anlamda ucuz bir ülke. Sana geleceğim Ali'ye. İki farklı ülkeye gitmiş gibiyiz. Elektronik çok ucuz bu arada Pakistan'da. Geçen dedim az önce Erkin'le onun muhabbetini yapıyorduk. Sony'nin bir makinesi çıktı. Türkiye'de 23 bin lira, Pakistan'da 13 bin lira. Pegasus yeni bir hat açtı. İstanbul Karachi aktarmasız. 3 bin lira gidiş geliş bileti var. Yani makine almak isteyenler bile Pakistan'a sırf bunun için gidebilir. Kesinlikle de gitmeli yani. Bu hikayeler hep 2021 için. Yani 2020'de şu anda yani Hindistan, Pakistan, yani o ülkeler pandemide tabii çok sıkıntılı. Kapalı mı Pakistan? Bilmiyorum. Her yer kapalı. Bize her yer kapalı zaten. Biz her yere açığız evet. Ama her yer bize kapalı. Onlara girince yorumlarda abuk şeyler gidiyor. Girmeyelim onlara. Tamam, girmiyorum. Pardon. Çünkü ben videoları yorumlara kapatmıyorum. Herkes yazdığında başka yerlerde çekmeyelim. Herkes ne olduğunun farkında zaten. Maalesef. Var mı aklına kalan Pakistan'la ilgili başka bir şey abi? Ya Pakistan, ben var yine gidecek. Sen sevdin. Ama bu arada biz şeye çok istedik. Kuzey tarafına, Hunza'ya vesaire filan oralara gitmeyi çok istedik. Şu arkadaş biliyor. Gitti mi? Oralara bu sefer motosikletle gitmeyi, daha doğrusu orada motosiklet kiralayıp gitmeyi çok istiyorum açıkçası. Hayırlı uğurlu. Teşekkür ederim. O zaman sana veda edelim. Şu mikrofonu da alayım. Tamam. Hayır, kırpış çektiğimiz için elimizde bir tane mikrofon şansı varmış. O yüzden çekebiliyoruz böyle. Ben de bir hikaye anlatacağım. Benim hikayem aslında şöyle. Bizim gittiğimiz... Yok, onu önce sana konuşturacağım. Sadece ipucu vereyim. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm olsun. Üçüncü bölümde şunu göreceksiniz. Bizim gittiğimiz Pakistan'ın bölümünde otelden dışarı çıkmamız yasaktı. Fakat yemek almamız gerekiyordu. Biz bir şekilde Özhan'la beraber otelden kaçmıştık. Arkamızdan askerler kovalamıştı. Markete sırf yiyecek almak için. Bizim hikayelerimiz böyle. Neyse, şimdi bunu Ali'ye yatakayım. İkinci bölüme geçeceğiz. Söylemeyi unutuyorum. Kanala mutlaka abone olun. Gerçekten çok önemli abone sayısı. Çorbada tuzum olsun diyen olursa, zaten katılırsa o çok daha güzel olur. Yani ne kadar maddi destekte bulunursanız, böyle kablolu mikrofonlar, GoPro değil. Sony almak için Pakistan'a gitmek zorunda kalmayız en azından. Sevgiler, saygılar.